Şu anda düşünüyorum, daha net bir şey karar vermedim. Bana göre her şey iyi gittiği için daha da iyi gideceğine eminim. Böyle bu tempo giderse daha da iyi gideceğine eminim. O yüzden evet olsun, tam gaz Türkiye ilerlesin diyorum. Mesela ben hayır diyorum. Ben ülkemi, vatanımı sevmiyor muyum? Seviyorum. Ben de bu ülkenin vatandaşıyım, hayır diyorum. En doğal hakkım. Şimdi ben ne oldum? PKK'lı mı oldum? Ne oldum? IŞİD mi oldum? FETÖ'cü oldum. Tamam. FETÖ'cü oldum. Türkiye'de zaten kadının yeri yok. Bu anayasayla beraber hiç olmayacak. Bir tek kadın hakları olarak değil ama ben genel olarak tek bir kişinin tek elinde olmasını istemiyorum. Onun için de hayır diyeceğim. Evet olacak. Neden evet olacak oyunuz? Ülke zamanında çok sıkıntılar çekti. Hani bu sadece bizim bizim yaşıtlarımızdaki insanların pek bilmediği bir şey ama çok duyulan bir şeyler. Vallahi ben anayasada ne yazdığını görmek istiyorum esasında. Yani insanların anlattığı gibi ben hani tek adamlılık var mı yok mu onu bile biz bilmediğimiz için anlatılanlardan dolayı hayır demeyi düşünüyoruz. Ama belki doğru şeyler de var. Açıklanmadığını düşünüyorum ben. Hükümetin tam olarak bunu sakladığını düşünüyorum. Şu anda tam detaylı bu yasanın ne olduğunu daha tam bilmediğim için inan ki kararsızım. Yani inceliklerini daha bize anlatmadılar. Biz anlayamadık vatandaş olarak. Kimisi diyor şimdi şu anda Türkiye ikiye bölünmüş gibi bir şey gözüküyor. Yarısı diyor ki ülke için çok güzel olacak. Yarısı diyor ki felaket olacak. İnanır mısın? Şu anda kararsızım. Hiçbirini kabul etmiyorum. Hepsine hayır diyorum. Kadının yeri yok ki yeni anayasada. Başkomutanımız Mustafa Kemal'e verilmeyen bir yetkiyi neden Recep Tayyip Erdoğan'a verelim? Ben evet vereceğim. Düşüncem öyle. Neden evet vereceksiniz? Ben seçim hakkına sahip olduğumu gördüm. Daha evvel hükümetler kurulmuyor idi. Şimdi hiç olmasa hükümetleri kurulmamış değil de otomatikman kurulmuş olarak göreceğimiz için vereceğim.